Gebelik haftasını hesaplarken aslında temelde kullandığımız, hepimizin bildiği üzere son adet tarihidir. Son adet tarihine göre gebelik haftasını hesaplamaktayız. Fakat bazen yumurtlama son adet tarihiyle uyuşmayabilir. Bu gibi durumlarda da ilk 3 aydaki ultrason bilgileri bizim için çok önemlidir. İlk 3 ayda bebeğin boyuna bakarak kaç haftaya denk geldiğini hesaplayabilmekteyiz. Eğer arada bir haftadan daha fazla bir fark varsa son adete göre hesapladığımız gebelik haftasından, o zaman bizim kalan gebelik için kabul ettiğimiz gebelik haftası tespiti ilk 3 aylık ultrasona göre yapılmaktadır. Burada önemli olan nokta, bu amaçla ilk 3 aylık ultrasonda bebeğin mutlaka baş popo mesafesinin belirlenmesi, mümkünse bunun dokümente edilerek, yazdırılarak gebelik takipleri sırasında hastanın yanında bulunması. Çünkü bir hekim değişikliği olursa bile bu durumda yeni hekimin burada size rahatlıkla gebelik haftanızı yeniden hesaplayıp gebelik yönetiminizi buna göre belirleyebilmesidir. Bu açıdan ilk 3 aylık ultrasonografi gebelik haftası tespitinde çok önemli bir yere sahiptir.